Haberin Merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'nden hepinize merhaba sevgili izleyenler. Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Bültenimize üzücü bir haberle başlıyoruz sevgili izleyenler. Palandöken ilçesindeki Yenişehir Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Kerim Keskinoğlu sabah mesaisine başladıktan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Erzurum Merkez Palandöken ilçesindeki Yenişehir Polis Merkezi'nde görevli polis memuru 42 yaşındaki Kerim Keskinoğlu sabah mesaisine başladıktan sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yenişehir Polis Merkezi'ndeki ölüm olayı bugün saat 09 sıralarında meydana geldi. Görevinin başında kalp krizi geçiren evli ve 3 çocuk babası Kerim Keskinoğlu, çalışma arkadaşları tarafından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Polis memuru Kerim Keskinoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı ve hayata veda etti. Olayı duyup hastaneye gelen polis memuru arkadaşları Kerim Keskinoğlu için üzüldü. Yaklaşık 4 yıldır Erzurum'da görevli olan Samsun'un Kavak ilçesindeki Kerim Keskinoğlu'nun eşi ve çocuklarının bir süredir memlekette bulunduğu bildirildi. Şehit polis memuru düzenlenen törenle memleketi Samsun'a uğurlandı. Palandöken ilçesinde bulunan Yenişehir Polis Merkezi'nde görev yapan 42 yaşındaki polis memuru Kerim Keskinoğlu bugün sabah saat 09 sıralarında karakol içerisinde kalp krizi geçirdi. Keskinoğlu polis merkezine çağrılan ambulansla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memuru Keskinoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü binası önünde şehit polis için tören düzenlendi. Törene Vali Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Vali Yardımcısı Naci Aktaş, Erzurum İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hüysel Ağaoğlu, Erzurum Müftüsü Hasan Çınar, şehit polisin yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Türk bayrağına sarılı şehit polisin naaşı tören alanına getirilerek özgeçmişi okundu. Müftü Hasan Çınar'ın dua ettirmesiyle şehit polis memuru Kerim Keskinoğlu'nun cenazesi memleketi Samsun'a gönderildi. Görev başında şehit olan Kerim Keskinoğlu'nun eşiyle ayrı olduğu ve 3 çocuğunun bulunduğu belirtildi. Geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı dileriz. Kur'an-ı Kerim okumak üzere Derepaşa Cami İmam-ı Sayın Ebu'l-Ağa Kaçar'a davet ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la ubehlil müttegin ve la udvane illa ala zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semî'ül alîm. Ve tüb aleyna ya mevlana inneke entes tevvâbul rahîm. Ya Rabbi Alemin ve Ya Ekrem Alekremin, bizleri affeyle Ya Rabbi, kusurlarımızı bağışla Ya Rabbi. Analarımızın, babalarımızın da kabirlerini cennet bahçesine tebdil eyle Ya Rabbi. Biz geride kalan insanlara da ibret almayı nasip eyle Ya Rabbi. Şefaatine nail olmayı cümlemize ve haseten bu merhum kardeşimize nasip eyle Ya Rabbi. Anasına babasına sabrı cemiller nasip eyle Ya Rabbi. Hanımına... Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yerli ve yabancı kim olursa olsun şehre yatırım yapmak isteyenleri havaalanından ben alacağım, hatta kendi makam aracımı tahsis edeceğim dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e yönelik hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Erzurum Valisi Doktor Ahmet Altıparmak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Doktor Adnan Arslan ile birlikte Başkan Sekmen'i ziyaret etti. Samimi bir atmosferde geçen ziyarette Vali Altıparmak ve beraberindekiler Sekmen'e görevinde başarılar diledi. Altıparmak, Sayın Başkan Sekmen'e yeni görevinde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki İstanbul'da 3 dönem belediye başkanlığı yapan Sayın Sekmen, Erzurum'da kalıcı ve kalkınmaya yönelik önemli projeyi hayata geçirecek. Kendisi halk hizmet noktasında güçlü bir azim ve kararlılığa sahip. Umuyorum ki şehrimiz diğer gelişmiş kentlerde rekabet edebilir bir hale gelerek tıpkı geçmişte olduğu gibi doğunun Paris'i olarak diye konuştu.
Sunat bizde. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, yönetim kurulu üyeleri Ersin Demirci, Fikret Öztürk, Onur Sağsöz, Emine Konuk, İrfan Tarakçıoğlu ve Ahmet Akboğa ile birlikte Başkan Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Başkan Sekmen'e görevinde başarılar dileyen Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Özsoy, ziyareti yaptığı açıklamada Erzurum Sekmen'e daha da gelişeceğini bildirdi. Bütün arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Tabii Erzurum hepimizin. Hep beraber buraya ne yapabilirsek, ne gayret gösterebilirsek, ne fedakarlık yapabilirsek Erzurum ona göre gelişecek. Bir elinlisi var, iki elinlisi var. Sözün olduğu gibi mutlaka hepimiz elimizi taşın altına koyup gayret göstermemiz lazım. Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Hacı Cuma Mahallesi'nin bu yıl tamamlanacağını söyledi. Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, Hacı Cuma Kentsel Dönüşüm Projesi'nin bu yıl tamamlanacağını söyledi. Korkut, Taş Mescit, Hacı Cuma ve Narmanlı Mahallesi'nin bir bölümünü kapsayan ilk etap kamulaştırma çalışmalarında %20'lik bir alanın kaldığını anımsatarak, bu yıl tamamlayarak güzel bir yapılaşma için hazır konuma gelecek. Hacı Cuma ve Taş Mescit Erzurum'un yüzük kaşı, bu değeri koruyacağız dedi. Mehdi Efendi Mahallesi'nde 51 dönüm, Hasani Basri Mahallesi'nde 29 dönüm alanı virane görüntülerden temizleyerek kentsel dönüşümün elle tutulur hizmetini gerçekleştiren Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, yeni dönemde de dönüşüme devam sinyali verdi. Hacı Cuma ve Taş Mescit mahallelerini kapsayan toplam 233 bin metrekare alandan oluşan dönüşüm çalışmalarının 2014 ve sonrasında devam edeceğini söyledi. Hacı Cuma Kentsel Dönüşüm Projesi'nin birinci etabının 58 bin metrekare alandan oluştuğunu hatırlatan Korkut, Hacı Cuma Mahallesi ve Taş Mescit Erzurum'un adeta yüzük kaşları. Bu değeri korumak gerekiyor. Alanda %80 oranında kamulaştırma tamamlandı. %20'lik bir kamulaştırmayla alanı temizlemiş olacağız. İnşallah bu yıl alanı tamamen temizlemiş olacağız. Burada aynı değeri taşıyan şehrin yüzük kaşı olabilecek bir mimari uygulayarak yapılaşmayı gerçekleştirmeyi planlıyoruz dedi. Atatürk Üniversitesi kampüsünde yapılan camiyi ibadete Diyanet İşleri Başkanı açacak. Minaresinden kubbesine, mihrabından mahfiline özel dizayn edilen cami için en uygun isim aranıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Profesör Doktor Mehmet Görmez'in katılımıyla 19 Nisan Cumartesi günü ibadete açılacak olan cami birçok özelliğiyle dikkat çekiyor. Atatürk Üniversitesi'nin bu yeni camisinin en önemli özelliği ise minareleri. İller Bankası Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan Erzurumlu mühendis Fevzi Çakman, gönüllü olarak hazırladığı projenin Türkiye'de başka bir benzeri yoktur. Cami fiziki ölçüleri itibariyle 1500 metrekare taban alanına kurulu. Normal şartlarda saf düzeyinde 3500 kişi kapasiteye sahip. Erzurum'un Selçuklulardan itibaren en büyük camisi Ulu Cami'nin normal saf düzeyinin kapasitesi 1700 kişi olduğu düşünülürse Ulu Cami'nin tam 2 kat kapasitesinde. Cami engelli vatandaşlar düşünülerek tasarlanmış. Kuruluşundaki kod durumu engelli bir vatandaşın hiç kimseden yardım almadan camiye girip kendilerine ayrılan bölümde ibadetini yapabilecek imkana sahip. Aynı şekilde tuvaletler de ve abdest alma alanları da engellilere yönelik dizaynda mevcut olunmuş. Türkiye'nin en büyük mahfillerini kullandıklarını belirten mühendis Fevzi Çakmak, kat yüksekliklerini de 4'er metre yaparak çok havadar bir mekan oluşturmaya çalıştık. Ancak böyle büyük bir camide cemaatin imamdan kopmaması için de iletişim teknolojisini kullandık. İmam burada eğer teknolojiyi kullanmayı tercih ederse slide eşliğinde de vaaz verebilir. Camide 13 adet projeksiyon makinesi bulunmakta. Otomatik perdeli projeksiyonlardan caminin her yanındaki vatandaşlar kolayca vaazı takip edip konsantre olabilecekler dedi. Karayolları Bölge Müdürü Turgut Aydın basın mensuplarına yaptıkları çalışmaları değerlendirdi. Karayolları Bölge Müdürü Turgut Yılmaz yaptığı açıklamada kurum olarak bu yıl Aşkale'den başlayarak Gürbulak sınır kapısına kadar toplam 445 kilometre asfaltlama çalışması yapacaklarını ve yeni sezonu dolu dolu geçireceklerini açıkladı. Aşkale'den başlayıp
Erzurum, Pasinler, Horasan, Eleşkir, Ağrı, Diyadin, Doğu Beyazıt, Gürburak sınır kapısı toplam 445 kilometre. Bunun biz tamamını zaten bölünmüş olarak bitirmişiz. 361 kilometresi de BSK seviyesinde tamamlanmış. Yani sıcak asfalt dediğimiz, konforlu asfalt dediğimiz seviyede bitirilmiş. 81 kilometrenin de geriye kalan iadesi yapılmış, BSK iadesi. Biz bu sene burada bir 17 kilometreyi de bitirmeyi bu yıl planlıyoruz. O da Eleşkirt Ağrı arasında, bir de şurada Pasinler Erzurum arasında çalışmalarımız olacak. Kırık arası, zaten burası Kırık Tüneli diye geçiyor. Burasını genel müdürlüğümüz iadesini yeni yaptı. 7100 metre boyundadır, yani 7 kilometre boyundadır. Çift tüptür, yani Türkiye'nin büyük projelerinden biridir. Bu zaten OVİT'in devamıdır. Bu şu anda iade inceleme aşamasındadır. Daha bitmedi, yani neticelenmedi. Şayet bu tünelimiz de biterse bizim bu yolda yaklaşık 32 kilometrelik bir kısalma meydana geliyor. Yani vatandaş İspire gitmek için Kırık'tan pazar yolu köprü başını dolanmayacak. Direkt tünelle İspire varmış olacak. Burada mevcut yolun ıslahıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bizim ödeneklerimiz karayollarında normal sene başı ödeneklerimiz belli olur ama bizim yatırımlarımız yaptığımız işlerin en az 5-6 katı kadar olmuştur. Geçmiş yıllarda da bunlar hep bir şekilde sene sonunda ödenmiştir. Bizim 2014 yılı bu sene sıkıntılı olacak çünkü 2013'te yaptığımız çalışmaların bedelini 2014 yılının bütçesinden ödedik. Dolayısıyla bize sağlanan ödeneğin biz şu anda tamamını hemen hemen harcamış durumdayız. Çünkü biz 140 milyon TL borçla şeye girmiştik, 2014 bütçesine girmiştik. Biz de öncelikli ve özellikli projelerimizi devam ettireceğiz. Bitecek projelerimizi tamamlayacağız. Bundan sonra da hedefi olan projeleri seçeceğiz. Bilinçsiz şekilde yapılan yıkım vatandaşları mağdur etti. Özellikle yıkım esnasında kabloların zarar görmesiyle birlikte internet, telefon ve bankacılık hizmetleri sekteye uğradı. Gürcükapı semtinde yaşanan yıkımda inşaat firmasının kurumlara bilgi vermeden gelişik güzel iş yapması beraberinde büyük sorunlar doğurdu. Semtte yapılan yıkım nedeniyle Türk Telekom saha dolabı zarar görünce işler karıştı. Arıza filan düşen bir şey yok. Sabah saatlerinde yaşanan bu yıkımdan sonra kabloların zarar görmesiyle birlikte başta internet olmak üzere telefon iletişim yapılmazken en büyük zararı ise bankalar gördü. Yıkım sonrası vatandaşların mağdur olmasıyla birlikte gelen şikayetleri dikkate alan Türk Telekom yetkilileri yıkımı yapan şirket yetkililerine tepki gösterdiler. Dolabın kaldırılması, yıkım yapacakları dolayısıyla bir de şuradan bir çalışma yaptık, kaydayı koyduk. Şimdi buradan çalışan bankalar, artık bizim karakol var, emniyat. Bankalarla görüştük, bankalar genel müdürlükten izin alacaklarını belirttiler. Pazar günü burayı iyi alacak. Arkadaşlar bir şey yapmadan, yine dışlar kısmında üstlenmeler ama bu bankalar çok tutacak, karakol falan tutacak. Onun için arkadaşlardan şikayetçiyiz. Başlama buraya. Zarar gören kabloların onarılmasının ardından gerek internet ve gerekse telefon görüşmeleriyle bankalar zor da olsa çalışmaya devam etti. Arıza falan düşen bir şey yok. Beşerli atmadık. Üstünde malzeme düzüyle fotoğraflarımız. Evet, görüntüler böyleydi sevgili izleyenler. Geçiyoruz Büyükşehir Belediyespor'a. Hafta sonu Balçova Spor ile çok zorlu bir 90 dakikaya çıkacak olan Büyükşehir Belediyespor'da futbolcular galibiyet için kenetlendi.
Ligde aldığı istikrarsız sonuçların ardından şampiyonluk şansını kaybeden ancak playoff iddiasını sürdüren Büyükşehir Belediyespor hafta sonu ligde kalma savaşı veren Balçovaspor'u konuk edecek. Kazım Karabekir stadında oynanacak maçın hazırlıklarını sürdüren Mavi Beyazlar'da teknik direktör Yavuz İncedal oyuncuları ile sık sık toplantılar yaparak bu maçın önemine dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta Hacettepe Spor'u deplasmanda aldığı galibiyet ile ligde 6. sıraya kadar yükselen Büyükşehir Belediyespor'da playoff şansının devam etmesi için Balçova maçından mutlaka 3 puan alması bekleniyor. Futbolcular ise bu zorlu maçtan taraftarın da desteğiyle galip ayrılacaklarını ifade ettiler. Ligin uzun bir maraton olduğunu ve kalan müsabakalara final havasında çıkacaklarını sözden ekleyen Büyükşehir Belediyesporlu futbolcular pazar günü 3 puan alan taraf kendinin olacağını iddia ettiler. Bu arada Erzurum deplasmanına gelecek olan konuk takım Balçovaspor da bu deplasmandan en az 1 puan çıkarmayı amaçlıyor. Kar Sapanı Derneği ve Palandöke İlçe Kaymakamlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Zihnimin Işığı projesi kapsamında engelli öğrenciler bugün Körling sporuyla tanıştı. 2013 yılı SODES projeleri kapsamında Palandöken Kar Sapanı Derneği tarafından Recep Birsin Özen, özel eğitim okulunda uygulanmakta olan ve Palandöken Kaymakamlığı'nın da ortak olduğu Zihnimin Işığı projesinde zihinsel engelli öğrenciler ile Nevzat Karabağ Anadolu Öğretmen Lisesi öğrencileri körlük müsabakasında bir araya geldi. Palandöken Kaymakam Vekili Hamit Genç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Ali Özer, Palandöken İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Köksal Kaçmaz, Palandöken Kar Sapanı Derneği Başkanı Yusuf Serdar Kılıç ile öğrencilerin de katıldığı etkinlikte engelli öğrencileri ilk kez curling sporuyla tanıştı. Renkli görüntülerin yaşandığı körlük müsabakasında zihinsel engelli öğrenciler ile engelli olmayan çocukların kaynaşması amacıyla yapılan müsabakada dostluk kazandı. Gördüğünüz gibi öğrencilerimiz var. Nevzat Karabağ Anadolu Öğretmen Lisesi ve Recep Birsin Özen Zihinsel Engelli Okulumuzdan öğrencilerimiz var. Recep Birsin Özen Zihinsel Engelliler Okulumuzda yürütmekte olduğumuz bir SODES projemiz var. Bu proje kapsamında zihinsel engelli öğrencilerimize bazı aktiviteler yapıyoruz. Bundan önceki aktivitemiz halı sahada futbol maçıydı. Onu gerçekleştirdik. Bu ikincisi curling müsabakası. Engelliler haftasında zihinsel engelli okulumuzun bahçesinde duvarımızın birini boyayacağız ve çocuklarımızın el izini duvara yansıtacağız. Bakalım inşallah engelli öğrencilerimiz için iyi olur. Etkinliğe katılan çocuklar ile yetkililer bu tür programların yararlı olduğunu ifade ettiler. Ben Büşra Önen, Nevzat Karabağ Anadolu Öğretmen Lisesi'nden geldim. 9. sınıf öğrencisiyim. Evet. Bugün çok eğlenceli bir gündü. Kardeşlik duygularımızı tekrar güçlendirdik. Neler yaptık bugün? Körlük oynadık kardeşlerimizle. Çok eğlendik. Böyle faaliyetlerin sık sık tekrarlanması lazım. Adım Zehra Nur, soyadım Akpınar. Nevzat Karabağ Anadolu Öğretmen Lisesi'nde 9. sınıf öğrencisiyim. Bugün gerçekten çok güzel bir gündü. Curling oynadık. Çok iyi arkadaşlıklar edindik. Daha önce hiç curling oynamış mıydınız? Oynamadım. Nasıl, oyunu nasıl buldun? Nasıl, ne anladın oyundan? Bizim geleneklerimize bağlı mı böyle bir sevilebilecek, oynanabilecek? Sevilebilecek zaten türdendi ama yani çok güzeldi, beğendim.
Nevzat Karabağ Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okuyorum. 9. sınıftayım. Bugün aslında spordan daha çok hani Türkiye'de işlenen spor dediğimiz kardeşlik duygularının pekişeyi. Aslında bizim de hani onlardan bir farkımız olmadığını, eşit olduğumuzu öğrendim. Sonuçta hani en başta biraz çekinmiştik anlaşamayacağımız konusunda ama onlar bizden daha cana yakın davrandılar. Gerçekten çok hoşuma gitti bu. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz sevgili izleyenler. Daha fazla haber ve ayrıntı Kanal 25'in Facebook, Twitter ve internet adresinden bulabilirsiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.